Bizde Suriyeliler var. Artık onların bir kısmı burada kalıcı. Bir kısmı savaş biterse, yıllardır süren savaş, ülkelerine geri dönecekler. Gurbet ellerde kalmayı biz de istemiyoruz diyorlar. Çok da güzel anlatıyorlar kendilerini. Türkmen soydaşlarımız. Dün meclise gittiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ne olacak bizim halimiz diye milletvekillerinin kapısını çaldılar. Gel bakalım Sait. Anne vatanımıza Türkiye biz geldik. Irak'ta okula geliyorduk. Burada okul bize vermiyor kimlik isteğiyle. Burada okula biz koymuyor. Türkmenler okula gitmek istiyorlar. Bir de hastane kapılarının açılmasını. Senin bir yatalak hastamız şu anda ölmek üzere. Dış kapı araştırma hastanesinin acilinden bile sokamadık. IŞİD zulmünden kaçan Iraklı Türkmenler çoluk çocuk meclisteydi. Sonları gündeme getireceğiz bugün. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara'da yaşayan 6000 Iraklı Türkmeni temsil eden o grupla çıktı kamera karşısına. Okul istiyoruz. Asil olarak kaydedilmese bile misafir olarak kayıt yapılmasını rica ediyoruz. Türkmenler diyor ki, değerli basın mensupları, Türkiye'ye geldik çünkü siz de Türksünüz, biz de Türküz. Can havliyle varımızı yoğumuzu orada bırakarak kaçtık. Burada yoksuluz, hiçbir şeyimiz yok. Biliyoruz ki Suriyelilere sahip çıkılıyor ama biz unutulduk maalesef. Meclisteki basın toplantısı sırasında uyuyan Hecir bebek Türkiye yolunda doğmuş. Hecir'in kimliği yok. Hecir daha doktor yüzü görmemiş. Hecir hala hastaneye gidebilmiş değil. Ben geldim buraya, yolda bizim hepsi paramız, şeyimiz aldı şeyler. Bu kaçakçılar. Şimdi bizim bir şeyimiz yok mu burada? Aslında çok basit ama hayati istekleri. Suriyeli sığınmacılara sağlanan bize de sağlansın, oturma izni verilsin, çocuklarımız okula gitsin, hastanelerde tedavi olalım diyorlar. Bakın, Türkmenler deyince aklım ilk Suriye'den göçüp gelenlere, Suriyeli Türkmenlere gitti ama